Selamünaleyküm. Sabit kalın arkadaşlar, sabit kalın. Şeref olduk. Şeref olduk. Berat geceniz mübarek olsun. Size mübarek olsun. Allah razı olsun. Berat gecesi dolayısıyla Batman'daydık, dedik annelerimizi ziyaret edelim. Cenab-ı Hak yar yardımcımız olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar abi geniş gel. Geniş gel. Sola doğru, sola doğru abi. Ali yaslan. 4 yıl, 5 yıldır çocuklarımızdan hiç haber alamıyoruz. Bu HDP milletvekillerinde hiç vicdan yok. Görüyorsunuz şu an anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kapatıyor. Sinir, sinir, sinir. Anneleri, babaları, Berat geceniz mübarek olsun. İnşallah evlatlarınıza, evlatları için mücadele ediyorlar. Evlatlarını tekrar bakmakla için mücadele ediyorlar. Ve şu anda Diyanet İşleri Başkanı'na problem var. Öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Dün gece Berat gecesini idrak ettik. Rabbim hepimizi Berat'a ulaştırsın inşallah. Bugün burada Diyarbakır annelerimizi ziyaret etmekle onların acılarına, onların hasretlerine ortak olmayı amaçladık. Dua ediyoruz. Evlat acısının, evlat hasretinin en derin acılardan birisi olduğunu bilerek buradayız. Cenab-ı Hak en kısa zamanda annelerimizin, babalarımızın evlatlarına kavuşmalarını nasip eylesin. Amin. Biz biliyoruz ki bizim medeniyetimiz gerçekten kardeşlik medeniyeti, birlik medeniyeti, beraberlik medeniyeti. Asırlar boyunca bu topraklarda, bu İslam topraklarında Peygamber Efendimizin vefatından hemen 7 sene sonra 639 yılında İslam'la şereflenen bu topraklarda kıyamete kadar ezanlar dinmeyecek bir şekilde medeniyetimizin en önemli unsurları, ilkeleri birlik ve beraberlik içerisinde farklı ırklardan olabilir, farklı mezheplerden, farklı inançlardan asırlar boyunca bir arada yaşamanın en güzel örneğini göstermiş bu topraklar. İnşallah bundan sonra da hep öyle olacak. Hiçbir terör örgütü bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum bırakmayacak. Hiçbir dünya gücü, hiçbir büyük güç, kendilerini büyük zanneden hiçbir güç bizi bu birlikten, beraberlikten mahrum edemeyecek. Gençlerimize tavsiyem, medeniyetimizin evlatları olarak, medeniyetimizin çocukları olarak bu iftihar tablosunu, bu gururu ilelebet yaşamaları, kendilerini kandırmaya çalışan kim olursa olsun, hangi hain grup, hangi hain yapı olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, onlara karşı mutlaka annelerini, babalarını dinlemeleri, medeniyetimizin en önemli unsuru olan bizi birbirimize bağlayan, yapıştıran Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e sarılmaları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlikle ilgili, birlikle, beraberlikle ilgili sünnetine sarılmaları gençlerimize en büyük tavsiyemdir. Ben tekrar annelerimizi hem tebrik ediyorum bu kıyamı gerçekleştirdikleri için, bu cesareti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun diyorum ve inşallah en kısa zamanda devletimizin bu mücadelesiyle, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin gayretiyle canını ortaya koyarak, şehit olmayı göze alarak yapmış oldukları bu mücadelede en kısa zamanda biz başarıya ulaşacağız. Cenab-ı Hak sizlerden de razı olsun. Sesimizi duyuruyorsunuz. Değerli basın mensupları kardeşlerim, Diyarbakır annelerimizin sesinin bütün dünyaya duyurulmasında sizin çok büyük bir katkınız var. Allah hepinizden razı olsun. Devletimiz çok büyüktür. Bu problemi en kısa zamanda çözecek inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Zafer bitsin.